sana çok selam ediyorum. Hoşça kal. Kahramanmaraşlı Mehmet Önal kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirecekti. Gaziantep'ten sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağı Adıyaman Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında boş bir araziye düştü. Eğitim uçağında yaşanan kazadan önce çekilen 40 yaşındaki kursiyer pilot Mehmet Önal'ın son görüntüsüydü bu. Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşça kal. Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşça kal. Olay sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki 4. etap Toki yakınlarında meydana geldi. Uçak boş bir araziye düştü. Uçak düşmeden atlayan Kahramanmaraşlı kursiyer pilot Mehmet Önal, uçaktan 20 kilometre uzakta atladığı yerde hayatını kaybettiği öğrenildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı olayla ilgili şunları kaydetti. Sabahleyin 8-15 civarında müessif bir olayı öğrenerek güne başlamış olduk. Besni ilçemize bir uçağımızın düştüğünü öğrendik. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı bir eğitim uçağı. Staj yapan bir öğrencinin kullandığını biliyoruz. Uçağın çok kısa zamanda uçağın enkazına ulaşıldı. Uçak düştüğü yerde yanmıştı zaten. Onu söndürme çalışmaları yapıldı. Havaalanımızdan da teknik bir ekibi derhal oraya yönlendirdim. Uçakta gerekli incelemeleri yapmak üzere. Bu arada görgü şahitleri pilotun uçaktan atladığını ifade etmişlerdi. Onun üzerine biz pilotumuzu aramaya başladık. Pilotumuza da ulaştık ama maalesef hayatını kaybetmişti. Bizim Köseceli beldemizin yakınlarında bir yere pilotumuza ulaştık. Tek kişilik bir uçaktı. Bu tek motorlu bir uçaktı. Başka herhangi bir yolcu veya pilot bulunmamaktadır. Evet, başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Pilotumuzu da kaybettik. Uçak düşmeden atladığını görgü şahitleri var. Ancak aradaki mesafe çok uzun. Yaklaşık kuş uçuşu 20 kilometrenin üzerinde bir mesafede biz pilotumuza ulaşabildik. Tabii bunun anlaşılabilmesi için uçakta meydana gelen bir teknik arıza mıdır? Bir başka nedenle mi bu kaza meydana gelmiştir? Onu teknik incelemeden sonra biz kamuoyuyla paylaşacağız zaten. Şu anda incelemeler devam ediyor. Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Pilotun cenazesi Adıyaman Adli Tıp'ta otopsinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna getirildi. Kahramanmaraşlı pilotun cenazesi yarın öğle namazına mütakip Şerefoğlu köyünde defnedilecek. Adıyaman'a ve sana çok selam ediyorum. Hoşça kal. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.